bu anlamda çok önemlidir. O size tarif ettiğim inhaler yani fısfıs yoluyla kullanılan ilaçların görevi oradaki iltihabı kontrol altına alıp tıpkı bir merhem gibi aslında hava yolunun iç yüzeyini tedavi edip oradaki iltihabı sıfırlayıp hava yolunda bu tür kalıcı zararlar olmasını önlemektir. Evet, yani yapılan tedavi ileriki yaşlarda Tabii. oluşabilecek ciddi sorunların da Solunum önüne fonksiyonlarını geçiyor. korur, Hı. ileride kronikleşmeyi önler. Hı. Evet. Evet, alerjik rahatsızlıklardan biri de alerjik Hı. nezle. Birazcık da bu rahatsızlığa değinirsek. Alerjik nezlenin bir polenle olanı var. Bir de sürekli yıl içerisinde ev içinde olabilen ve her an karşılaşılan alerjenlerle olanı var. Neden bundan bahsediyorum? Çünkü yıl içinde sürekli karşılaşılan da genelde kış boyu, yaz kış fark etmiyor. Sürekli hastanın şikayetleri var ve hakim olan şikayet burun tıkanıklığı, ağza açık uyuma, horlama gibi daha çok tıkanıklığa dayalı. Hatta yanlışlıkla geniz eti büyüdü diye tanı alabilen hastalar oluyor. Öte yandan polen alerjisi olanlarda hasta genel olarak polen mevsimi dışında normaldir. Ama polen dönemi baharlar geldiği zaman hangi polene duyarlıysa ona bağlı olarak hapşırık, burun akıntısı, bazen burun tıkanıklığı, aynı zamanda eşlik eden gözde sulanma, kaşınma, kızarma gibi daha genel burunu ve gözü de içine alan Hı. ve polen mevsimine özgü böyle sulu burun, sulu göz, kızarık göz gibi bir bulguyla karşımıza Bunları çıkar. ayrı ayrı değerlendirebilir miyiz? Şimdi İlk hikayesini olarak. aldığımız Hı zaman hı. hastanın zaten mevsimine ve Hı. oluş Onu şeyine göre anlamış alıyoruz. oluyorsunuz zaten. Alerji testiyle Hı. bunun hangi alerjenin sorumlu olduğunu buluyoruz. Tüm yıl içinde olup yani böyle çok kesin çizgilerle ayrılmıyor hiçbir şey tıpta. Yani hem polene hem mayta, ev tozu, akarına duyarlı olabilir hasta. Hem kış boyu vardır hem polen döneminde vardır. Dolayısıyla testi yaparsınız. Hastanın her iki alerjene duyarlı olması da söz konusu olabilir. Tedaviyi de ona göre Peki bu yönlendirirsiniz. alerji testinde nelere karşı duyarlı olduğu çıkıyor hastanın? Evet. Bunlar nelerdir? Hani toz, Neler güneş, olabilir? bunun dışında bilmediğimiz neler olabilir? Yani en çok karşılaştığımız Kıbrıs'ta geldiğimden beri benim en çok dikkatimi çeken özellikle gece klimada uyunduktan sonra hastaların öksürüyor olması ve bir takım şikayetlerinin olması. Klimaların içerisinde özellikle bir takım işte rutubet diye ismini verdiğimiz bizim kendi terminolojimizde mantar. Yani mantarlar ürüyor ve bütün gece üflediği zaman klima ortama veriyor. Hasta buna duyarlanıp tekrar tekrar onunla karşılaştığında semptomları ortaya çıkabiliyor. Yine çok nemli bir ülke burası. Küf mantarı yani gene nem. Türkiye'de daha az gördüğümüz ama burada daha sık karşılaştığımız bir alerjen. Ev tozu akarı çok fazla mite alerjisinin olmadığını burada gördüm. İstanbul'da ise daha çok onlardı. Çünkü daha halı kullanıyor insanlar. Daha zorlu bir kış geçiriyorlar. Burada ise o yok. Polen bitki örtüsüne göre değişiyor. Buradaki dikkatimi çekiyor hastalardan aldığımız hikayelerde. Çok farklı bitkiler var. Bahçeli evlerde oturuyorlar. Yine polen olabilir. Yani grup grup gidersek evin içinde küf mantarları ve ev tozu akarları bir de hamam böceğinin artıkları olabilir ki bu adada bol bol onlardan da var. Bunlar da mı alerjiye neden Tabii oluyor? çok ciddi alerji Hmm. yapıyor. Hatta Amerika'da en sık alerjenlerden bir tanesidir. Inner City dedikleri işte zencilerin özellikle yaşadığı bölgelerde en çok görülen alerjendir. O bölgede çok varsa, nemli bölge ise kesinlikle olabilir. Bahçeli evlerde Oluyor yaşayan tabii kişiler daha çünkü çok maruz kalıyorlardır herhalde, değil mi? kalıyorlardır, evet. Hı. Peki Bir de polenler tabii. polenler. Polenler de yılın belli zamanları Evet. oluyor. Hı. Bu Ağaç, rahatsız. ot veya çevredeki doğal kendiliğinden büyüyen Hı. işte kır çiçekleri, yabani otlar Hı. olabilir.